Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 12. sınıflar kelam dersimizin 2. dönem 2. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci senaryomuza göre. 1. sorumuz. İslam düşüncesindeki yorum farklılığının ortaya çıkış sebeplerinden İslam'ın insanlara tanıdığı fikir ve vicdan hürriyeti ilkesini açıklayınız. İslam dini akla sınır koymamıştır. Tam tersine İslam dini ısrarla insanın düşünmesini, aklını kullanmasını istemiştir. Böylece mezheplerin doğuşunda bu düşünme faktörü en önemli etken olmuştur. İslam dini dinin temel prensiplerine aykırı olmamak kaydıyla her türlü düşünceye, her türlü yoruma müsaade etmiştir. İşte bu düşünce ve ifade hürriyeti bu özgür ortam birçok dini yorumun ortaya çıkmasını açmıştır. Burada şuna dikkat edin. Din farklıdır, dini yorum farklıdır. Bakın din değişmez. Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim ve içerisindeki emirler, ibadet, inanç, ahlak esasları değişmez hiçbir yerde ve şartta. Dini yorumsa onların uygulanış biçimlerinde, yani teferruatlarında ortaya çıkan görüşlerdir. İkinci sorumuzda devam edelim. Eşariliğe göre iman ve ruhiyetullah konusunu açıklayınız. Eşari kelamcıların çoğunluğuna göre iman, Hazreti Peygamberi vahiy yoluyla Allah'tan alıp tebliğ ettiği ve bize kadar sağlam yöntemlerle ulaşan hususlarda kalben tasdik etmekten ibarettir. Son peygamber Hazreti Muhammed, ona gönderilen kitap Kur'an-ı Kerim, son ilahi kitap Dolayısıyla Peygamberimizin Allah'tan alıp bizlere vahyettiği Kur'an-ı Kerim'e ve onun getirdiği esasları kalben tasdik etmek imandır. Rüyetullah yani Allah'ın görülmesi ise Yüce Allah'ın ahirette Müslümanlar tarafından gözle görülmesi mümkündür ve görülecektir inancı vardır eşariliye göre. Üçüncü sorumuz Yeni ilmi kelamla birlikte kelam ilmi hangi konulara ağırlık vermiştir açıklayınız diyor. Yeni ilmi kelamla birlikte Allah'ın varlığını ispatlanması önem ve öncelik kazanmıştır. Gaye ve nizam delili öne çıkarılmıştır. İnsan hakları, kadın hakları, kadının toplumsal konumu gibi yeni konulara da artı yeni ilmi kelamda yer verilmiştir. Bilim ve din ilişkisi çözümlenmeye çalışılmıştır felsefi, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yeni teorilerin inanç açısından tutarsızlık içeren iddialarına cevaplar verilmiştir. Yine Darwinizm, pozitivizm, Freudizmin iddiaları eleştirilmiştir. Bir mezhebi taklit etmek yerine görüşler arası tercih dair anlayış benimsenmiştir yeni ilmi kelam döneminde. Dördüncü sorumuz, İslam'a göre deizm hakkında bilgi veriniz. Evet, İslam'a göre deizm diğer batıl inançlar gibi batıldır, geçersizdir. Neden? Çünkü her şeyin yaratıcısı Yüce Allah insanları asla başıboş bırakmaz, bırakmamıştır. İnsanlara peygamberler göndermiştir tarih boyunca Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar. Yine o peygamberler Allah'ın vermiş olduğu İslam dinini insanlığa açıklamış ve onlara doğru yolu göstermiştir. İslam dinine göre dünya ve ahiret bir bütündür. Dünya ahiretin tarlasıdır. Dinin amacı da zaten dünya ve ahirette mutlu olmaktır. Nübüvvet yani peygamberlik ve ahiret inancı Allah inancından asla ayrı düşünülemez. Allah ile alem arasında sürekli canlı ve dinamik bir ilişki vardır. Yani Allah kainatı yaratıp da pasif bir konuma geçmemiştir. Aktif olarak kainatı yönetmektedir. İslam dini deizmi bu şekilde eleştirmektedir. Beşinci sorumuz İslam'a göre agnostizm hakkındaki görüşlerini yazınız. İslam'a göre akıl Allah'ın varlığını ve birliğini idrak edebilecek bir kapasitedir. Çünkü onu yaratan Allah onun kapasitesini de o şekilde ayarlamıştır. İnsan hiçbir şeyi bilemeyiz bahanesinin arkasına saklanıp sorumluluktan kaçamaz. Yüce Allah vahiy aracılığıyla insana doğru yolu göstermiş ve ona gerekli olan kesin bilgileri de sunmuştur. İşte İslam düşüncesine bilgi ulaşılabilir ve ifade edilebilir bir yapıdadır. İman neye inandığını bilmek ve bunu açıkça ilan etmektir. Dolayısıyla iman bilgisizlik, şüphe, tereddüt ve kararsızlığı asla kabul etmez. İslam insanın doğru bilgi araştırmasını ve taklitten tahkike yükselmesini, yani var olan bilgisini ispatlayarak taklit seviyesinden gerçek seviyeye, tahkik seviyesine, tahkiki iman seviyesine yükseltmesini istemektedir. 6. sorumuz ateizm hakkında bilgi veriniz. Ateizm tanrısızlık, tanrı karşıtlığı, dinsizlik demektir. Tanrı yoktur derler, dinler yalandır derler, metafizik düşünce geçersizdir, madde dışına bir gerçeklik yoktur der ateizme inananlar. Yine ateizme göre her şey tesadüf eseri oluşmuştur. İnsan yaşar, ölür ve yok olur. Ahiret, cennet, cehennem yoktur. Ki ateizm 19. ve 20. yüzyıllarda yaygınlaşmaya başlayan bir görüştür. Devam edelim. Yedinci sorumuzla. Aşağıdaki ayeti kerimede hangi batıl inanç eleştirilmektedir? Rabbimiz buyuruyor ki Bakara 168-169. ayetlerimizde. Şeytanın peşine düşmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkini ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Burada eleştirilen inanç satanizmdir. Yani şeytancılık, şeytana tapıcılık bakın ayette bu şekilde eleştirilmiştir. Sekizinci sorumuz İslam'a göre tenasüh ve reenkarnasyon hakkında bilgi veriniz. İslam dini tenasüh ve reenkarnasyonu batıl inanç olarak tanımlar. İslam'a göre ölen kişinin ruhu bir daha bu dünyaya başka bir dene dönemez. Ölümle birlikte ruhun ahiret yolculuğu artık başlamıştır. İnsanın ödül ve cezası ahirette cennet ya da cehennem olarak verilecektir. Cennet ödül, cehennem ise ceza yeridir. İslam'da yeniden diriliş ve ba'su ba'del mevt bir kere mahsus olmak sadece kıyamet günü gerçekleşecek ve bu dünyadan ölen insanlar yeniden dirilip Yeni bedenlerine girip cennet ve cehennem dediğimiz ebedi hayatı yaşayacaklardır. 9. sorumuz İslam'a göre kötülük problemini açıklayınız şeklinde. İslam inancında hayır da şer de vardır. Ancak hayrı da şeri de yaratan Allah'tır. Dünyadaki imtihanın bir gereği olarak iyi ve güzel şeylerin yanında kötü ve çirkin şeylerin olması da gereklidir. Yüce Allah dilerse tüm kötülükleri anında ortadan kaldırabilecek kudrettedir. Çünkü o kün feye kündür. Bir şeye ol dediği zaman o hemen ol verir. Ancak zaman dünya imtihan alanı olmaktan o zaman ne yapar? Çıkmış olur. İmtihan olmaz. Düşünün yalan söyleyen birinin dilini Allah o anda durdurabilir isterse. Ama o zaman özgür irade, cüz'i irade ortadan kalkmış olur. İmtihan olmaz. Allah mutlak iyilik ve güzellik sahibidir asla kullarına zulmetmez. Kötülükse insanların yapıp ettiklerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Yüce Allah'ı tüm isim ve sıfatlarıyla tanımak, onun yaratılışındaki hikmetleri ve anlamları kavramak açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla iklim değişikliği mesela şu anda insanoğlunu tehdit ediyor. Ama bu değişikliğe neden olan da yine insanoğlunun kendi elleriyle yaptıkları karadaki, denizdeki faaliyetlerin neticesindedir. Son sorumuzda sahte peygamber ya da sahte kurtarıcıların özellikleri hakkında bilgi veriniz şeklinde. Allah Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar her millete bir peygamber göndermiştir ve o peygamberler hakkı, hakikati, gerçeği insanlığa tam olarak anlatmışlardır ki tüm peygamberlerin getirdiği ortak din İslam'dır. Gerçek peygamberlerde var olan yüce sıfatların tam zıtları da sahte peygamberlerde görülür. Hazreti Ebu Bekir ilk savaşların işte sahte peygamberlerle, müsellimetül kezzaplarla yapmıştır. Yalan, zina, para, lüks, lüks düşkün olmak, zevk peşinde koşmak, nefsani arzularına göre yaşamak, iddialarında yalancı duruma düşmek, güven terkin etmemek gibi tüm olumsuzluklar sahte peygamberlerde ya da sahte kurtarıcılarda mevcuttur. Bazılarının geçmişi karanlıktır. Bazılarının da ciddi şekilde psikolojik sorunları vardır. Sahte kurtarıcılar insanları kendilerine çekebilmek için dini vazifeleri azaltmakta. Yani namazı, orucu kaldırabilmekte. Arzu ve isteklere göre bir din sunuyor. Mesela içki, zinayı helal kılıyor. Bol vaatlerde bulunup cennetten arsalar satabiliyor. Bağlarına maddi rahatlık gibi, zenginlik gibi imkanlar sunabiliyorlar. Dolayısıyla gerçek peygamberler Hz. Muhammed de sona ermiştir ki onların sıdk, emanet, fetanet, tebliğ gibi özellikleri vardı. Onlar Allah tarafından insan arasından seçilen en takvalı insanlardı. Yani onlar da bir insandı ama en takvalımız. Evet sevgili arkadaşlar böylece kelam dersimizin örnek sorularının cevaplarını yayınlamış olduk. Kanalımızda kelam dersimizin tüm ünite konu anlatımlarını izleyerek sınavlarımıza daha iyi çalışabilirsiniz. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz.